Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere erkekler için hırka, ceket veya boyunluk, kaşkol gibi örgülerde kullanabileceğiniz Selanik örgünün bir çeşidini göstermek istiyorum. Bu Selanik örgü modeli özellikle erkek örgülerinde sıklıkla kullanıldığı gibi bayan ve bebek örgülerinde de kullanılabiliyor. Çok geniş bir kapsam alanı var. Bu Selanik örgünün birden fazla örülüş şekli var. Ben bugün sizlere bana kolay gelen bir tane yöntemini göstermek istiyorum. Şimdi bunun için herhangi bir ilmek sayısına ihtiyacımız yok. İstediğiniz, ihtiyacınız olan ilmeği hazırlayabilirsiniz. Ben 19 ilmek hazırladım. Örgüme başlıyorum. Bu modelin hem ön yüzü hem arka yüzü aynı görünüme sahip ve tek bir örülüş şekli var. Daha önce ön yüzü ve arka yüzü farklı görünüme sahip olan Selanik örgü modeli de paylaşmıştım. İlk sıradayım. Burada başlangıç ipim sağda. Burayı arka yüz olarak kullanmak istiyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki ilk ilmeğimi düz olarak ördüm. Ters ilmeğe gelince ipimi şişimin üzerine alıyorum. Alttan girerek hem ipimi bir kez dolamış oluyorum hem de ilmeği örmeden atlatıyorum. Düz ilmeği aynen örüyorum. Ters ilmeğe gelince üzerine bir kez ilmek dolayarak örmeden atlatıyorum. Düz ilmeği aynen örüyorum. Şu şekilde de örebilirsiniz. İpinizi önden arkaya gelecek şekilde bir kez dolayıp bir ilmek örmeden atlatarak da yapabilirsiniz. Sonuç değişmeyecektir. Bir ilmek düz ördüm. Ters ilmeği üzerine ip dolayarak örmeden atlattım. Sıra boyunca bu şekilde düz ilmeği örüyoruz. Ters ilmeği üzerine ilmek dolayarak atlatıyoruz. Selanik örgünün oldukça çeşidi var. Bu modelde ilmekler oldukça kibar ve hoş duruyor. Kenar ilmeğini ters örerek sıramı bitirdim. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. İkinci sıradayım. Aynı işlemleri uyguluyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Şimdi burada bakıyorum ters ilmek var. Ters ilmeği üzerine bir kez ipimi doluyorum. Örmeden atlatıyorum. Sonraki düz ilmeği önceki sırada ip dolayarak atlatmıştım. Burada düz ilmeği yalnız bakın bu şekilde önden girerek örmem gerekiyor ki düz ilmeğin yönünü çevirip düzgün olmasını sağlayabileyim. Ters ilmeği üzerine ilmek dolayarak atlatıyorum. Üzerine ilmek dolanmış bir önceki sıradaki ilmeğime gelince bunu düz olarak örüyorum. Bir ilmek üzerine ipimi doladım, örmeden atlattım. Burada bakın bu şekilde aldığınız zaman, arkadan girerek aldığınız zaman model tamamen değişecektir. Bazı modellerde çok soru geliyor ilmek alış şeklim ile ilgili. Bu modelde ön yüzden girerek ilmek almanız gerekiyor. Bir ilmek örmeden atlattım. Bir ilmek düz olarak ördüm. Bu modelde düz ilmekler hem ön yüzde hem arka yüzde örülerek devam ederken ters ilmekleri örmeden üzerine bir kez ip dolayarak atlatıyoruz. Bakın bu şekilde önce bir ilmek dolayıp sonra ters ilmeği örmeden atlatırsanız da sonuç değişmeyecektir. Hangisi kolay geliyorsa o yolu seçebilirsiniz. Fakat düz ilmeklerin bu yönünün düzeltilerek üzerine de doladığımız ipin birlikte toplanarak örmesi gerekiyor. İlmek alış şekliniz ne olursa olsun düz ilmeğin bu şekilde şeklinin düzeltilerek örülmesi gerekiyor. Kenar ilmeğini düz olarak ördüm. Şimdi tekrar örgümün arka tarafındayım. Bir kez daha görelim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Şimdi bakıyorum üzerine bir kez ip dolayarak atlamışım. Bu ilmeğim düz. Ön yüzden giriyorum. Hem üzerindeki doladığım ipi hem de ilmeğin kendisini düzelterek örmüş oluyorum. İlmek alış şekliniz nasıl olursa olsun ilmeğin en sonunda örülmüş hali bu şekilde düzgün olmalı.
Ters ilmeğime gelince bu ilmeği örmeden atlatıyorum. Bu model özellikle boyunluk, kaşkol, şapka gibi örgülerde sıklıkla kullanılır. Hırka, ceket gibi örgülere de rahatlıkla uygulanılır. Yalnız bu modeli kalın ip ve kalın şiş ile örmeyi düşünüyorsanız bu model kullanıldıkça salan, kendini bırakan ve boyu uzayan bir modeldir. Lütfen bunu da göz önünde bulundurun. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Bir kez daha göstererek bitirmek istiyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bakıyorum hemen başta ters ilmek var. İpimi bir kez doluyorum ve bu ters ilmeği örmeden atlatıyorum. Devamındaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Dediğim gibi düz ilmekleri arkadan girerek bu şekilde toplayamazsınız. Toplarsanız bakın bir tane örelim. İlmeğin yönü çevrildi. Tamamen bambaşka bir görünüme sahip oldu. Dediğim gibi ilmeği bakın bu şekilde ipi değiştirerek alıyorsanız da sonuç değişmez. Her türlü ön yüzden girerek hem üzerindeki atladığımız ilmeği hem de kendisini toplayarak örmeniz gerekiyor. Çünkü sonradan ilmek alışları farklı olan seyircilerim çok fazla soru soruyor. Göstererek anlatmak kadar etkili olmuyor. Bu yüzden bu detayları da vermek istiyorum. Ters ilmekleri hem ön yüzde hem arka yüzde. Üzerine bir kez ipimizi doluyoruz ve daima örmeden atlatıyoruz. Düz ilmekleri ise ön yüzden girerek örmemiz gerekiyor. Tek dikkat etmeniz gereken husus bu sardıklarım. Zaten hem ön yüzde hem de arka yüzde aynı işlem yapıldığı için tek bir örülüş şekli var. 3,5 numaralı şiş ile bu parçayı ördüm. İlerlediği zaman görünümü bu şekilde olacak. Oldukça hoş, kibar duran bir örgü modeli. Her Selanik örgünün görüntüsü de aynı olmuyor. Farklılıklar gösterebiliyor. Bakın burası da örgümün diğer tarafı. Her iki tarafında görünümü aynı. Sadece şu başlangıç bölümü iki tarafta farklı görünecektir. Onun dışında üzerindeki örülüş şekli aynı olduğu için modelde hiçbir fark yok. İki tarafta aynı görünüme sahip. Bu yüzden boyunluk, şapka, kaşkol gibi örgülerde oldukça avantaj sağlayan bir modeldir. Bu Selanik örgünün çeşitlerini vermeye devam etmek istiyorum. Takipte kalın. Herkese kolay gelsin.